Fatih Altaylı 10 Eylül 2023 Fatih Altaylı.com.tr Tezkere var mı tezkere? Yanı başımızdaki Suriyelilerin kadın, erkek, çoluk, çocuk, maa ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınmalarını anlayabildiğimi söyledim hep. Anlamadığımsa Türkiye'de yerleşik hale gelmelerinden duyulan memnuniyet ve Türk vatandaşlarından daha fazla hakka sahip hale gelmeleri. Ama asıl anlamadığım Afganistan'dan gelenler. Arada koskoca bir İran var. Hiç yorulmadan bir polis devleti olan İran'a aşıp Türk sınırına dayanıyor, hiçbir sıkıntı çekmeden Türkiye'den içeri giriyorlar. Sonra da Türkiye'nin neresine isterlerse oraya yerleşiyorlar. Afganlarda ilginç olan aralarında tek bir kadın, tek bir çocuk, tek bir yaşlı olmaması. Hepsi 18 ila 35 yaş arasında. Hepsi zıpkın gibi, hepsi asker görünümlü. Amerika'nın da itiraf ettiği gibi bunlar kendi ülkelerinde Amerika ve CIA ile işbirliği yaptıkları için Afganistan'da hayatları tehlikede olan kişiler. Yani CIA'in Afgan ordusu. Ve biz bu orduyu sınırlarımızdan içeri güle oynaya alıyoruz. Oğlum manyak mısınız? Bunların ne olduğu belli. Bir ülke kendi içine CIA ordusu sokar mı? Aralarında kadın yok. Bundan da mı korkmuyorsunuz? dediğimizde ise faşist oluyoruz. Neyse asıl anlatacağım bu değil. Önceki gün İstanbul'da Pendik sahilinde Askeri benzeyen bir grup sivilin askeri talim yaptığı görüldü. Sahilde halkın kullanımına açık bir parkta baya baya sabah talimi yapıyorlardı. Vatandaş tedirgin oldukları bu görüntüleri kaydedip sosyal medyada paylaşınca herkes bunların yasa dışı Afgan göçmenler olduğunu düşündü. Sonrasında göçmensever iktidarımızın dezenformasyonla mücadele merkezinden bir açıklama geldi. Ben bu merkeze dezenformasyon yapılacaksa biz yaparız. Size ne oluyor? Merkezi diyorum. Merkez bunların Afgan mülteciler, yani CIA askerleri değil, görev nedeniyle Pendik Tersanesi'nde bulunan Pakistan Deniz Kuvvetlerine bağlı birlikler olduğunu duyurdu. En azından Pakistan askerleri ise Pakistan askerleri. Milletin gezip dolaştığı parklar, askeri talim yeri mi falan demesi gereken millette, de, ha tamam o zaman mesele yok dedi. Bense pek de Tamam o zaman demiyorum. Anayasamızın eğer hala geçerliyse 92. maddesine göre Türkiye'de yabancı bir ülke ordusuna mensup asker bulunacaksa bunun için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin onayı olması gerekiyor. Yani bir meclis tezkeresi şart. Meclis onayı olmadan en dost ve en kardeş ülkenin askerleri bile Türkiye'de bulunamıyor. Ben Pakistan askerlerinin Türkiye'de bulunmasına ilişkin bir tezkerenin meclisten geçtiğini hatırlamıyorum. Geçtiyse ne zaman geçtiğini, geçmediyse daha hangi ülkelerin askerlerinin Türkiye'de anayasaya aykırı olarak bulunduğunu merak ediyorum. Tüm bunları merak etmesi gereken muhalefeti ise ne muhalefetten ne de partiden sayıyorum. İktidarın göçmen yalanları Neresinden tutsak, rezilliği neresinden ele alsak? Geçen yıl 19 bin göçmenin kapılarına dayandığı Yunanistan'da Göç ve Mülteciler Bakanlığı var. 13 milyon göçmene ev sahipliği yapan ve Yunanistan'ın bir yılda karşılaştığı göçmen kadar göçmeni neredeyse her gün sınırından içeri alan Türkiye'de böyle bir bakanlık yok. Bu rezilliğin bir tarafı. Yunanistan Göç Bakanı Kairidis Avrupa Birliği'ne Türkiye'yi şikayet ediyor ve Türk hava yollarının sağladığı ucuz uçak biletleriyle üçüncü ülkelerden vize sorunu olmadan Türkiye'ye gitmek çok kolay. Türk mevkidaşlarımızı bunun çok yıkıcı ve verimsiz olduğu konusunda ikna etmeye çalışıyoruz diyor. Yani Yunan Bakan Türkiye'nin sadece kara sınırlarının değil hava hudut kapılarının da yol geçen hanı olduğunu bize hatırlatıyor ve daha da beteri. Türkiye mülteci anlaşmasını uygulamıyor diyor. Bu anlaşmanın 2016 yılında imzalandığını ve anlaşmaya göre Türkiye'den Yunan adalarına geçen tüm yeni düzensiz göçmenlerin Türkiye'ye iade edilmesi gerektiğini ama Türkiye'nin Covid önlemleri bahanesiyle buna uymadığını söylüyor. E o zaman Ahmet Davutoğlu'na sormak gerekir. Hani Avrupa Birliği ile aramızda göçmenlerle ilgili bir geri kabul anlaşması yoktu. Hani olmayan anlaşmaya göre biz geri kabul ettiğimiz düzensiz göçmen kadar düzenli göçmen yollama hakkına sahip olacaktık. Hani AB olmayan anlaşmanın kendi üzerine düşen kısmını yerine getirmediği için bizim de kendi üzerimize düşen kısmına uyma yükümlülüğümüz yoktu. Bu da rezilliğin ikinci yüzüdür. Benim gördüğüm şudur. Bu iktidar eskiden de bugün de hepimize yalan söyleyip durmaktadır. AB'den sürekli para koparıp onların adına göçmenleri burada tutmaktadır. Daha birkaç gün önce göçmenleri Türkiye'de tutmak için 781 milyon avroluk yeni bir sözleşmeye imza atan bizim iktidarımızdır. Her yıl Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den aldıkları birkaç milyar dolar için Türkiye'nin geleceğini tehlikeye atan mevcut iktidardır. Üç kuruş para için yaptığı bu işi kendi kitlesine insani nedenlerle yapıyoruz. Ensar muhacir diye yutturan da yine aynı iktidardır. Aklınızda bulunsun hanımlar. Türkiye'de kızlarımız başörtüsüyle üniversiteye alınmıyor diye diye iktidar olanların bir bölümü şimdi şeriat için ne bekliyoruz demeye başladılar. Şeriat için artık beklemeyen Afganistan'da ise Taliban yönetimi kadınların üniversite okumasını yasakladı. Gerçek şeriat budur. Kadınlarımızın aklında bulunsun. Eğer getirirlerse üniversiteye artık takabildiğiniz başörtüsüyle bile gidemezsiniz şimdilerde kullanmayı pek sevdiğiniz koca koca SUV'lerin direksiyonuna zaten geçemezsiniz ne zaman insan oluruz kişi başı geliri bulmak için gayri safi milli hasılayı gerçek nüfusa böldüğümüz zaman Fatih Altaylı